Begül TV izleyicileri, haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımızın ikincisiyle birlikte yine sizlerleyiz. Sevda da yanımda. Merhaba Sevda. Merhaba Elif. Şimdi bu haftaya aslında Berat Albayrak'ın istifası ve 27 saatlik bir iktidar ve kabineden gelen sessizlikle başladık. Esas gündemi de biraz bu oluşturuyordu. Tabii sonrasında Berat Albayrak'ın istifası ve 27 saat sonra Cumhurbaşkanı tarafından istifasının kabulünün ardından Lütfü Elvan atandı yerine. Cumhurbaşkanı Ersin'in grup toplantısında hem bu istifaya dair hem de Türkiye'nin gelecek ekonomik ilerleyişine dair çeşitli veçler verdi. Tabii burada öne çıkan şeylerden, söylediği cümlelerden bir tanesi de yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulanmaktan kaçınmayacağız dedi. Tabii burada akla da şöyle bir soru geliyor. Bu acı reçete ne anlama geliyor? Bu yaşadığımız kritik dönemden Cumhurbaşkanı neyi kastediyor ve acı reçete olarak halka ne öneriyor? Nasıl bir fedakarlık yapmasını istiyor? Geçtiğimiz hafta bütçeyi genel hatlarıyla biraz konuşmuştuk. Tabii bu bahsettiğimiz acı reçete bir yanıyla bugün bütçe tartışmalarıyla da karşımıza geliyor. Belki biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Evet, Berat Albayrak'ın istifası bu haftanın temel konu başlıklarından bir tanesi oldu. Berat Albayrak kabineye girdiğinden beri, farklı görevler üstlenerek kabinede yer aldığından beri aslında işte onun kişiliği ya da kişiliksizliği, çeşitli cümleleri, adeta bir nasıl denir, böyle bir şaka konusu, espri konusu, bir dalga konusu olarak çıkmıştı karşımıza. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifasının hemen ardından ortaya çıkan tablo sanki onun kişisel özelliklerinin, dalgacı kişiliğinin, beceriksiz bir damat profilinin, aile içerisinde şımarık, işte kontrol edilemez dalgacı damat olmasının bir sonucuymuş gibi bir takım başarısızlık, yönetememe filan değerlendirmeleri yapıldı. Yani sanki ailenin şımarık damadının saçmalamaları gibi bugün Türkiye ekonomisinin geldiği durumun kötülüğü buna böyle mal edildi. Maalesef aslına bakarsak ana muhalefet partisi CHP de örneğin Türkiye ekonomisindeki durum, hal ve gidişata dair değerlendirmelerini işte damat bakanın gerçekten de bu başarısız yönetiminin kendisine mal etmeye çalışan bir yerde durmuştu bu zamana kadar. Bu çok büyük bir siyasetsizlik örneğiydi gerçekte. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki esasında işte Berat Albayrak'ın uyguladığı ekonomi politikaları kendi başına kendinden menkul bir hayal aleminin ürünü değil. Tek adam yönetiminin programının uygulaması. Bu sadece ekonomi alanında değil esasen, hani bütün uygulama alanlarında, işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan tutalım Adalet'e, Adalet Bakanlığı'nın önümüze koyduğu şeyleri, Milli Eğitim Politikalarından tutalım sağlık politikalarına kadar, nasıl ki bunların her biri aslında toplam olarak tek adam yönetiminin politikalarının farklı görünümlerini oluşturuyorsa, Berat Albayrak'ın başında olduğu bakanlığın ortaya koyduğu hani bütün o dalga konusu da haline gelen ve Berat Albayrak'ın kişiliğine yöneltilen o başarısızlık durumu tek adam yönetiminin esasen sermayeyi sürekli gözeten, halka da acı reçeteler yazmakta hiçbir beis görmeyen politikasının bir ürünüydü. Dolayısıyla biz bugün mesela işte dolar kurunun geldiği nokta, işte cari açıklardan tutalım da işsizlik fonunun nasıl yağmalandığı meselesine kadar bir sürü meseleyken, ekonomik krizin giderek derinleştiği memlekette, bir de üstelik pandemi koşullarında, hani insanlar ölümüne çalıştırılmaya mahkum edilirken de bir tek kuruş bile aslında devletin
sermayeden alıp halkın ihtiyaçları için ayırdığı bir payla karşı karşıya değilken biz bütün bunları hani bazı figürlerin, bazı siyaset figürlerinin şu ya da bu beceriksizliğine atfetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Maalesef muhalefetin siyasetsizliği biraz herkesi böyle düşünmeye itiyor. Ve bir taraftan da Berat Albayrak'ın istifasıyla birlikte işte aile içi kavgaları, bir taraftan da iktidar içi kavgalar, sermayenin farklı klikleri arasındaki bir tartışma ve bir uzlaşmazlık görünümü olarak değerlendiren çeşitli analizler de vardı. Ve buradan sanki işte AKP ilk seçimde gidecek tartışmasının bir parçası olarak hani böyle el ovuşturarak bütün bu klikler arası tartışmaya el ovuşturup bekleyerek kendini siyaseten bir yere konumlandırmaya çalışan da bir tartışma değerlendirme var. İktidar içi kavgalar esasen bir umut değil, sadece bir göstergedir. Dolayısıyla sorun hangi kliğin kazanacağı ve bu klikler arasındaki mücadelenin, iktidarın bugün uyguladığı politikaların görünürleşmesi bakımından ne olduğu meselesi değildir. Hangi kliğin yönettiğini fark etmeksizin esasen bizim sermaye iktidarının yıkılmasında bir çıkarımız var. O yüzden böyle bütün bu tartışmaları sadece bir gösterge olarak değil, çok büyük anlamlar yükleyerek bir umut olarak değerlendiren ve buradan hani bekleyelim, düşüyorlar, düşecekler, ilk seçimde gidecekler tartışması yapmanın hani hakikaten de ne halka ne de kadınlara hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sen programımızı açarken Erdoğan'ın dün AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaya değindin. Çok önemli bir konuşma olduğunu düşünüyorum ben de konuşmanın. Orada ifade ettiği cümleler bugün gazetelerin manşetlerine ekonomik ilanı diye geçti. Mesela nedir bu ekonomik seferberlik ilanı diye baktığımızda biz Erdoğan'ın bir acı reçete atfını görüyoruz. Acı reçete kavramı bize hiç uzak bir kavram değil. Biz AKP hükümetinin yıllar ve yıllar boyu kendinden önceki hükümetlerin bütün yıkıntılarını, ekonomik, toplumsal, siyasal yıkıntılarını halka acı reçete işte uyguladılar. Biz işte bunu değiştirdik, biz bunu değiştiren bir iktidar olduk gibi bir söyleme sığınarak acı reçete kavramının kendisini de aslında bir hesaplaşma meselesi haline getirmişti. Kendinden önceki dönemle, yine Erdoğan'ın diliyle söyleyecek olursak, vesayet rejimleriyle hani bir hesaplaşmanın bir kavramı olarak kullanıyordu. Biz bugün gördük ki bütün bu süreçte, yani ekonomik krizin pandemi süreciyle birlikte iyiden iyiye görünür hale geldiği ve halkın gerçekten sırtını çok büyük bir yük olarak bindiği şu koşullarda işte bu acı reçetenin uygulanacağına ilişkin bir hazırlık şeyini yapmaya başladığını görüyoruz ve bunu tıpkı başka bütün alanlarda yaptığı gibi sabır, sebat şeyleriyle, kavramlarıyla açıklıyor ve diyor ki yaşadığımız kritik bir dönem var ve bu dönemin ruhuna uygun bir şekilde gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Acı da olsa doğru reçeteler nasıl reçetelerdir? Biz bunu aslında AKP'nin öncesindeki iktidarlardan da biliyoruz. AKP döneminde de adı konulmamış olsa da bu acı reçetenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün bu süreç bir taraftan da Erdoğan'ın etrafında bir kurtarıcılık halesi yeniden örme çabasıyla birlikte de işliyor. Buna çekmemiz gerekir ki. İşte Berat Albayrak'ın beceriksizlikleri ve şımarık damat olarak ekonomiyi yönetememesinin faturasını halka yüklememek için Erdoğan yine sanki bir kurtarıcı rolüne bürünerek artık daha fazla ekonomiyle uğraşacağına ilişkin köşe yazıları yazıldığını, bu köşe yazılarının üzerine hemen grup toplantısında bir ekonomik seferberlik ilanı yapıldığını filan görüyoruz. Dolayısıyla AKP hükümetinin bir tek yönetimi olarak gayet planlı, programlı bir biçimde yürüttüğü her alandaki uygulamalarında
halkın tepkisiyle ve yönetilemez bir pozisyonla karşı karşıya kaldıkları her an işte hükümet içerisindeki kimi figürleri harcayıp Erdoğan'ı bir kahraman olarak ortaya çıkartma şeyini görüyoruz. Adeta ailenin babası figürü. Biz kadınlar çok iyi biliriz. Ailenin babaları her zaman kurtarıcı değillerdir. Değillerdir. Dolayısıyla belki bu kurtarıcılık halesini tekrar tekrar düşünme ihtiyacımız var. Çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çocuk istismarını evlilikle aklama önergesi gündeme geldiğinde örneğin bunun üzerine çok büyük tartışmalar koptuğunda ve halk çok ciddi bir tepki ortaya koyduğunda hükümet geri adım attı. Ve geri adım atmasını kendisini bile Erdoğan olaya el koydu gibi bir söylemle gerçekleştirdiler. Biz halbuki çok iyi biliyoruz ki ne işte ekonominin gidişatının bir acı reçeteyle halkın sırtına bindirilecek olduğu gerçeği, ne örneğin çocuk istismarının evlilikle aklama önergesi gibi bir gerçek, tek adam yönetiminde, tek adam yönetim rejimi altında Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadan karşımıza çıkarılamaz. Belki böyle bir hem o istifa sürecini hem o yaratılan haleyi böyle aktarabiliriz. Tabii doğru söylediğin gibi yani ısıtılıp önümüze konan çeşitli mevzu var yani çeşitli saldırılar var. Bu içmesinde de böyleydi. Çocuk istismarını evlilikle atlama önergesi de böyle. Keza daha geçtiğimiz günlerde geri çekilen torba yasadan kıdem tazminatı hakkı da bu şekilde. Emeklilik hakkı da bu şekilde ve bu aslında hatta düşündüğümüzde kadın üniversiteleri de benzer bir biçimde. Evet. Yıl aşırı, gün aşırı yeniden gündemimize ses çıkarmak zorunda kaldığımız çeşitli konular oluyor. Peki bunları da belki bu acı reçetenin bir parçası toplamda Türkiye gerçekliğinin acılığı üzerinden ifade edebiliriz. Aslında biraz bahsetmek açısından üzerinde durabiliriz. Yani bu acı reçeteyi bu fedakarlıkları zaten halkın yeterince artık daha yapamaz duruma geldiği bu acı yükü nasıl sırtından atabilir? Bu soruya cevap vermeden o acı reçetenin bugünkü görünümlerini belki konuşma ihtiyacımız var. Şimdi tam da geçtiğimiz günler halen devam eden bir süreç olarak bütçe görüşmeleri devam ediyor Plan Bütçe Komisyonu'nda. Plan Bütçe Komisyonu'nda her bir bakanlığın işte önümüzdeki dönem bütçesinin ne olacağı, nerelere kalem kalem harcanacağı ve bu kalem kalem harcamaların hangi mantıkla, hangi siyaset şeyiyle, öncelikleriyle yapıldığına ilişkin tartışmalar yürüyor. Maalesef biz bu süreci mesela halk olarak takip edebilir bir pozisyonda değiliz. İşin böyle şöyle bir tarafı da var, şuna da dikkat çekmek isterim. Mesela son 10 yılı değerlendirdiğimizde herhalde bütçe görüşmelerinin bu kadar az ilgi çektiği, bu kadar az gündem olduğu, bu kadar ne olup bittiğine ilişkin gazetelere yansıyanlardan tutalım da işte haber bültenlerine ve insanların günlük tartışmalarına, yansımalarına kadar bu kadar az tartışıldığı başka bir dönem galiba olmamıştı. Mesela bunu nedenlerini düşünmeye ihtiyacımız var. Galiba bu süreçte mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken bir taraftan çok gözlerden ırak bir biçimde yürüyor olması bunda etkili ama diğer taraftan da biz bütçe sunumları da bakanlar, müsteşarlar, bürokratlar ne ortaya koyuyor olurlarsa olsunlar sonuçta onların sadece bir gösteriden, göstergeden ibaret olduğuna ilişkin bir algımız da var ve bu böyle bir algımız olması da çok gerçeklere dayanıyor aslında. Birkaç örnek vermek istiyorum. Geçen hafta kadınlar için çok önemli olan kadınlar ve çalışanlar için, emekçiler için çok önemli olan bir bakanlığın bütçe sunumu yapıldı. Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı. Aslına bakarsanız bu bakanlık bir torba bakanlık. Yani memleketin en temel meselelerinin ve en temel sorunlarının çözüme kavuşması gereken bir bakanlığın bütçesinin yarım saatte sunumunun gerçekleştirildiği, geri kalan 6,5 saatte de komisyon üyelerinin ve işte milletvekillerinin bu sunulan bütçeye ilişkin tartışmalar yürüttüğü bir tablo.
Biz mesela bunu izleyemiyoruz. Nasıl tartışmaları görebiliyoruz? Tutanaklarla görebiliyoruz. 276 sayfalık tutanağın toplamında biz örneğin şunları duyuyoruz bakandan. Yoksulluğun çözüldüğü, sosyal yardımların adaletli bir biçimde dağıtıldığı, istihdamın arttığı, kadına yönelik şiddetin azaldığı, çocuk istismarı sorununun çözüldüğü, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarının ortadan kaldırılması için pek çok projenin ortaya çıkarıldığı ve bunların uygulandığı, insanların sendikalaşma, çalışanların sendikalaşma hakkının gözetilmesi ve bu hakkın yerine getirilmesi için bakanlık düzeyinde de pek çok mevzuat düzenlemesinin yapıldığı ve artık geçmişe göre çok daha fazla sendikaların iş yerlerinde örgütlenebildiği gibi gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir sürü cümle duyuyoruz, okuyoruz bu tutanaklardan. Ve şiddete karşı sıfır tolerans, örgütlenme hakkı, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarını çözdük, yoksulluğu çözdük gibi söylemlerin hiçbir karşılığının olmadığı, gerçeküstü bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız gerçeğini halk da iyi bildiği için herhalde artık o kadar da ilgi çekici bir şey olmuyor. Dikkat çekici bir şey söylemek isterim. Aile Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nın tartışmalarının yürütüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nun katipliğini de Nadira Kadirova'nın ölümünde şaibeli bir biçimde adı geçen Şirin Ünal yürütüyor örneğin. Söz dağıtıyor. Bütün bu tartışmaların katipliğini yapıyor. Katibe bak gerçeği gör gibi bir tablo var yani burada gerçekten de. Ve bu kadınların bu bakanlığın toplam tartışmalarında, bütçe tartışmalarında kendilerine düşen payın ne olduğunu göstermesi bakımından da çok sembolik bir yerde durduğunu düşünüyorum. Şirin Ünal'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi görürken katiplik yapmasını. Aynı biçimde Adalet Bakanlığı da kadınlar için çok temel önemdeki bakanlıklardan biri. Ve biz mesela Adalet Bakanlığı'nın bütün tartışmaları içerisinde mesela kadınlar için aile arabuluculuğu tartışmasının öne çıktığını görüyoruz. Hem de nasıl? Mecliste Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir aile arabuluculuğu konusunu gündeme getiriyor. Ayşe Keşir kimdir? Ayşe Keşir daha önce 2016 yılında kurulan Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu'nun başkanlığını yapmış olan kişidir. Ve Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu'nun ortaya koyduğu raporun biz bugün kadınların karşısına sürekli bir hak gaspı programı olarak çıkarıldığını biliyoruz. Ve Adalet Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlık gündeminde, bütçe görüşmesinde biz örneğin bir kadın bakanı kadınlar için bütün bu adaletsizlik mekanizmaları böyle acı bir biçimde ilerlerken gündeme getirdiği şeyin aile arabuluculuğu olduğunu görüyoruz mesela. Bununla ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağını soruyor. Ve bakan cevap veriyor. Evet aile arabuluculuğu ile ilgili işte gündemimiz var. Şimdi biz aile arabuluculuğunun aslında kadınların aile içerisindeki şiddeti kabullenmek durumunda kalarak bu şiddete boyun eğmek zorunda bırakılarak yaşamlarını değiştirme koşullarının ortadan kaldırılarak onları bir uzlaşmaya davet etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bu da mesela Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinden kadınların payına ne düştüğünü gösteren sembol şeylerden bir tanesi oluyor. Arayı bulma bütçesi çıkıyor yani Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden kadınların payına. Ve bunlar çok gerçekten de bizim bakımımızdan hani bu sembolikliklerin gündelik hayatımızda daha büyük yoksulluk, işsizlik, şiddetle karşı karşıya kalma, üstelik de başımıza gelenlerin akıbetini bile soramama, bu akıbeti bir adalet şeyi mekanizmalarının bir parçası haline getirememe gibi bir toplam tartışmayla da görüyoruz gerçekten de. Bütçe notlarını belki kısaca böyle özetleyebiliriz. Peki belki şunu da sorsam iyi olur bence. Yani aslında senin de bahsettiğin şu ana kadar kadınların yaşadığı birçok
şiddet, hak gaspı. Aslında bunları bütçe görüşmelerinden önce çokça yaşadığımız, kadınların gündemine çokça giren, kadınların sokakları doldurduğu bunu gördük geçtiğimiz aylarda da. Şimdi böyle bakınca zaten kadınların hak gaspına yönelik sürekli bir nabız yoklayan, sürekli bunu gündemine sokan bir iktidarın veyahut kabinenin bütçe görüşmelerinden nasıl bir beklentisi olmalı kadınların? Yani nasıl bir şey beklenir ya da nasıl kendi talebine o bütçe görüşmesinden bundan çıkartabilecek bir şeye evritebilir? Onu sormuştum. Evet, bu şimdi biz bütçe görüşmelerinle birlikte aynı zamanda neyi tartışıyorduk? İstihdam paketini tartışıyorduk, değil mi? Mesela özellikle genç kadınlar için çok büyük bir aslında hak gaspı işte getiren, çalışma yaşamının tamamını esasen bir kölelik düzenine çeviren bir istihdam paketinden bahsediyoruz. Ayrıca bütçe görüşmeleriyle çok eşgüdümlü giden tartışmalardı bunlar. Nasıl ki biraz önce anlattığımız gibi işte kadınlar için çok temel bakanlıklar olan işte Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçelerinden aslında kadınların hiçbir derdine derman olmayacak görüşmeler yapılıyorsa, üstelik de başımıza çoraplar örülüyorken yani orada bu görüşmeler yapılıyorsa, İstihdam paketi tartışmasının da tam da bu hayhuy içerisine sokuşturma gayreti bize bir şey gösteriyor. Mesela çok büyük bir tepki gördü değil mi istihdam paketindeki bu öneriler? Çok geniş bir tepki oluştu ve mesela sendikalar, konfederasyonlar ortak açıklamalar yapmak, ortak eylemler yapmak, görüşmeler yapmak durumunda kaldılar. İş yeri eylemlerinden tutalım da aslında halkın içerisinde birikenleri sosyal medya aracılığıyla olsun, işte gazeteye yazdıkları mektuplarla olsun göstermeye çalıştıkları çok önemli bir tepki birikimi süreci de mesela yaşadık biz istihdam paketindeki bu iki maddenin geri çekilmesi sürecine kadar ve bu tepkinin kendisini gören hükümet geri adım attı. Bu iki maddeyi yasadan, torba yasadan çıkarttığını ilan etmek durumunda kaldı. Kadınlar çok iyi hatırlarlar. Bu işler nasıl olur diye bir deneyimimiz var çünkü bizim. Mesela bundan önce 2016 yılından beridir biz biraz önce bahsettiğimiz çocuk istismarını evlilikle aklama önergesini tıpkı istihdam paketinin bu iki maddesi gibi sürekli karşımızda buluyoruz. Ve tepkimizi yükseltmedikçe, her alanda bu tepkiyi ortaya koymadıkça ve örgütlü bir biçimde bu tepkiyi sokakta, iş yerlerinde, mahallelerimizde filan ifade etmedikçe biliyoruz ki hızlı bir biçimde bu yeniden gündeme getirilebilir ve tepkiler dindiği anda bu bir gündem olarak karşımıza çıkmanın ötesine geçip bir artık yasal düzenleme haline gelebilir. İstanbul Sözleşmesi tartışmasında bu yaz boyunca yaşadığımız deneyimi hatırlayalım mesela. Bu yaz boyunca biz İstanbul Sözleşmesi'nin lağvedilmesi, iptal edilmesine yönelik tartışmalara çok geniş bir tepki örgütleyerek her yerde bunu sokakta aslında protesto ederek, bulunduğumuz her alanda bunun tartışmasını yürüterek ve öfkemizi ortaya koyarak aslında geri çektirdik. Şimdi istihdam paketindeki bu iki maddenin geri çekilmesiyle çocuk istismarını aklama önergesinin geri çekilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin geri çekilmesi arasındaki benzerliği çok iyi görmemiz lazım. Karşımıza çıkarılan bütün bu hak gaspları düzenlemelerinin karşısına biz de örgütlü bir güç olarak gerçekten bütün farklılıklarımıza rağmen, bütün anlaşmazlık noktalarımıza rağmen bunlara izin vermeyeceğiz. Haklarımızın ve hayatlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ortak cümlesi arkasında toplanarak yanıt verdiğimizde bunun nasıl bir aslında püskürtme gücüne de bizi sahip kıldığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu bize bir taraftan neyi nasıl yapmamız gerektiğini gösterirken neye karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini de gösteriyor. Biz gördük ki istihdam paketi, çocuk istismarını aklama önergesi, aile arabuluculuğu tartışmaları, pandemi ile mücadele gerekçesi altında halka acı reçete, sermayeye işte teşvikler,
işte ilanları, İstanbul Sözleşmesi, bütün bunlar çok toplam bir paket. Ve püskürttüğümüz bir arada durarak, güçlü durarak, öfkemizi ortaya koyarak ve örgütlü bir biçimde kendimizi dile getirerek o püskürttüğümüz bütün bu şeylerde bir adım bile geriye çekilecek olsak hepsini birden kaybedeceğiz. Çünkü bugün istihdam paketini geçiremeyen hükümet, eğer istihdam paketinin o iki maddesini geçirebilme gücünü kendinde bulabilirse, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini de, çocuk istismarını aklayan önergeyi de, aile arabuluculuğunun kendisini de, bütün bunların hepsini arka arkaya geçirebilme, karşımıza çıkarabilme şansı bulmuş olacak. O yüzden biz kadınların değil sadece, yani bir bütün olarak, yani toplam bütün bu süreçlerden etkilenen halk olarak bunların hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Bunların her birine de en az bir diğeri kadar, bizi etkileyecek olan bir diğer gündem kadar çok sahipleniyoruz noktasında durmak durumundayız yani. İstanbul Sözleşmesi'ni veren istihdam paketindeki o iki maddeyi de geçirir. O iki maddeyi geçmesi demek çocuk istismarının aklanmasını da beraberinde getirir. Gibi böyle çok zincirleme bir maalesef tartışma süreciyle ve saldırı süreciyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu öyle bir nokta ki birini kaybedersek hepsini kaybedeceğiz. Hiçbirini kaybetmemek için bir arada durmak zorundayız. O zaman bugünkü programımızı haklarımız için yan yana durma çağrısıyla bitirelim. Teşekkür ediyoruz sana da. İzleyen bütün izleyicilerimize, onlar bu konuda ne düşünüyorlarsa görüşlerini bizimle paylaşmaları, yorumlarını aynı zamanda da hani fikirlerini bizimle bir buluşturmak, başka kadınlarla buluşturmak için de sosyal medya mecralarında o fikirlerini ortaya koymaları çok istediğimizi hatırlatalım aynı zamanda. Evet, bu hatırlatmayı da ekleyerek izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve haftaya Perşembe yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.